Afyonkarahisar'da Bekir Mert var. Ankara'da, İstanbul'da Vatan Caddesi'nde Buse Deviren Uludağ var. Resmi kutlamalar orada. İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe var. Hepsinden canlı yayında oradaki durumu alacağız. Önce Afyonkarahisar'a gidelim. Bekir Mert'e kulak verelim. Bekir. Evet, aslında büyük taarruzun başladığı nokta Kocatepe'deyiz ve 500 motorcu 26 kilometrelik o parkuru tamamladı ve an itibariyle Kocatepe'ye, Atatürk Anıtı'na, büyük taarruzun tam da başlangıç noktasına geldiler ki onlar burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu ve şu anda buradan ayrılıyor. Efendim, 26 kilometrelik bir parkurdu. Büyük taarruzun tam 101. yılı, neler söyleyeceksiniz? Burada bulunduğum için çok mutluyum. Hayatımda ilk defa katılıyorum böyle bir sürüşe. Ama herkesin katılması gereken bir sürüş. Coşkuluyuz, heyecanlıyız, mutluyuz. Çok teşekkürler. Gençler var, büyükler var. Şu anda aslında herkes burada. 81 ilden gelen ekipleri görüyorsunuz, motosikletlileri görüyorsunuz. Onlar aslında 26 kilometrelik o parkuru tamamladı. Habertürk'te canlı yayındayız. 101 yıl oldu büyük zaferin üzerinden. Şu anda Kocatepe'deyiz. 26 kilometrelik parkuru bitirdiniz. Neler söyleyeceksiniz? Çok mutluyuz. Zaferin kazanıldığı topraklarda böyle bir etkinlik yapılması gerçekten çok güzel. Gurur verici yani, bu kadar insanın toplanması falan. Bence çok mutluyuz yani. Siz nereden geldiniz? Afyonkarahisar, biz buralıyız. Aynen. Birçok ilden gelen motorlular var. Aynen. Motorize ekipler var. Nasıl heyecan, nasıl geçtiğimiz yıllara nazaran bu yıl biraz daha aslında coşkulu. Daha da artıyor. Aynen öyle. Sevgi daha da büyüyor. Kesinlikle, kesinlikle. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Şimdi İbrahim Toz Bey ekranlara getiriyor. Onlar şimdi bir kısmı döndü. Bir kısmı burada. Hala bekleyenler var. Gelmeye devam edenler var. Şimdi anıtı da gösterecek İbrahim Toz Bey size. Kocatepe anıtını da görüyorsunuz. Aslında büyük taarruzun tam başlangıç noktası işte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o aslında ordulara emri verdiği, taarruzu başlattığı, Yunan'a karşı direnişin sembolü olan nokta burası. Kocatepe'deki Atatürk anıtının olduğu nokta. Programlar devam edecek. Sadece Afyon'da değil elbette. Büyük taarruzun başladığı noktaydı. Bir yandan da Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yapıldığı Kütahya'da, Dumlupınar'da da etkinliklerin devam edeceğini söyleyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Evet, Bekir Mert'e çok teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar'dan bize durumu aktardı.